Give it to me like... Selam herkese. Şimdi okuldan çıktık. Okulun hemen arkasında zaten Real var. Yani yürüme mesafesiyle 3 dakika ya da 4 dakikadır. Bir kahve makinesi bakmaya gidiyoruz. Uzun zamandır kapsül kahveli bir makine istiyordum. İnşallah böyle bulursam, özellikle kırmızı bulursam alacağız. Hep beraber bakalım. Evet, şimdi H&M'e girdik. Şöyle birkaç bir parça bir şey aldım denemek için. Pantolona bayıldım, inşallah bende güzel durur. İndirim var baya, yani 250 liraya bir tane elbise aldım, deneyeceğim. Evet, en sevdiğim kısım. Hop. Ay, biraz önce bir tane elbise aldım. Aynısı bende var ama yanlış yıkadığım için maalesef çektirmişim. Tekrardan aldım çünkü çok güzel bir elbiseydi. Evde gösteririz. Ay, şimdi kahve dünyasını aldım, damlası kızdı. Nescafe'lerim bitti, onlardan alacağım. Aşırı güzel, okula da götürüyorum, okulda da içiyorum. Sizlere de göstereceğim. Ay, benim aldığım şu. Damla sakızlı. Mükemmel bir tadı var. Şöyle bir avuç aldım. Bittikçe alırız. Zaten evimizin yanında burası. Evet, Real'e geldik. Bir yemek yiyelim dedik. Hüseyin'in kendine iki kişilik menü söylemiş. Maşallah. Ben de İskender yiyorum. Şunlardan. Ay, şu tavuk çok güzel. Onun yarısını falan ben yiyebilirim herhalde. Evet, benim minnoşu gördüm. Evet, tam olarak bunu istiyorum. Bu ne çibo? Hayır, ben espresso istiyordum. Aynısı. Evet, ben bundan istiyorum. 1900'müş. Bakalım şimdi diğerlerinden ne farkı var, ona göre alacağız. Ay, ne kadar güzel duruyor. Bunda karar kıldık. Bunu alacağız. Sonra bir bakalım. Tamam, şimdi karar verdik. Şunun espresso'nun kırmızısını alacağız. Bir de Chibo'da karar kılmıştık. Şunda. Ama Chibo'da sadece kendi kapsülünü kullanabiliyormuş. Ama Nespresso'da diğerlerini de kullanabiliyormuşuz. Bu güzel bir şey. Kadın şimdi stok var mı yok mu diye baktı. Beğendim ya, kesin olmaz. Çok güzel ya. Tam benim mutfaklık değil mi? Şöyle de döndüreyim. Tam benim mutfağım ya bu. Kırmızı, minnoş. Çok güzel. Evet. Aldık. Şimdi hep beraber evde kutu açılımı yaparız. Eve geldik. Şimdi hep beraber Nespresso makinamızı açıyoruz. Özellikle orada açmadım ki ilk heyecanımı beraber yaşayalım diye. Tabii ki de kırmızı renk. Şuralardan açıyoruz. Şöyle yanında bir hediye kapsülü geliyor. Kapsüllerimiz şu şekilde. Tam açamadık. Heh. Bu deneme kutusu. Bunun içinde 14 tane çeşit kapsülümüz var. Ve bu kapsüllerin içinde neler oldukları yazıyor. Mesela şu kırmızı. Şu kırmızı dikkatimi çekti. Bakalım kırmızı neymiş? İngilizce yazıyor. Aa, yok, anlaşılıyor. Mesela şu goldlar cappuccino, şu dereceleri var, şu işte 4, 4, 4, 10, bu kafein oranı mı acaba? Evet, ben bunu izler bakarım. Ama renklerine bayıldım. Şöyle bir parça. Bu da
gibi. Garanti belgesi çıktı bir tane. Mobil uygulamalarının reklamı. Buralarda kullanma kılavuzları var. Bunu birazdan incelerim ben. Ve neden bu makineyi tercih ettim? Şimdi evde kesinlikle bir tane kahve makinesinin olması gerekiyor. Çünkü her zaman Türk kahvesi veya Nescafe içilmiyor. Eşimle çok kahve içmeyi seven insanlarız. O yüzden çeyiz alışveriş yaparken hamur yoğurma makinesi aldım. O aynı da. İşte kahve makinesi aldım, kettle aldım, ne bileyim air fry aldım, daha büyük şeyler aldım. Kahve makinesi aklıma gelmedi çünkü bir tane Arçelik'in telvesi vardı. O vardı, kahve makinesine tik attım kendi kafamda. Bunlar hiç aklıma gelmemişti. Sonradan Alasın geldi birden. Fişi biraz kısaymış ama prizim var. Şöyle yakından inceleyelim. Arkasında şöyle bir su haznesi var. Ön tarafı şu şekilde. Beraber kuralım şimdi. Şurada nereye koyalım? Bu arada son hali şu şekilde. Nereye koysak? Şu fişe yakın bir yerde olması lazım. Çünkü fişi kısa. Fişeyi ittirmemiz lazım. Şunu buradan alacağım. Bunun için de yıkamam gerekiyor. Şu telleri de biraz kaydıralım. Şu araya koymayı düşünüyorum. Yalnız telvemin yanına getince ne kadar minik kaldı. Evet, şimdi önemli olan buradan fişi alacağız. Hepsini de kullanıyorum aslında. Şu airfryer'ı çıkartayım. Şunu çıkartayım. Hatta buraya dörtlü mü al? Ay, elimde kaldı. Fişler hiç güzel görünmüyor. Hiç sevmem bu görüntüyü. Tamam, yok, bunun yeri böyle olmadı. Şimdi fiş krizini çözeceğim. Nasıl olacak? Şu arkada su haznesi var. 3 defa onu dolduracağım. Tekrardan şurada kapsülsüz boşaltacağım. Şimdi temizlik zamanı. Yine dolduralım. Şuradan açılıyor. Aa, bu çıkıyormuş, güzel. Hatta ben bunu güzel bir yıkayayım ya. Dur. Tamam. Bunun için yıkadım. Şimdi bunu kapsülsüz çalıştıracağız. Çıkartayım. Bunu da atayım. İki tane tuşu var. Bir tanesi küçük bardak, bir tanesi büyük bardak. Suyumuzu hazneye doldurduk. Bardak da makine kadar. Bakar mısınız şuna? Şimdi. Ay, nasıl ses çıkartıyor? Aa, büyük bardağı bu kadar mı? Bir de normal fincanıma göre bir bakayım. Şunu da içmek istedim diyelim. Tamam. Bir büyük fincan boyutunda. Şimdi o tankı boşaltana kadar buna devam. Devam. Dökeyim ne olur ne olmaz. Kımızı boşalttık. Şimdi kahve yapımını deneyelim. Hala su damlatmaya devam ediyor. Şu an ilk gözlemlerim. Hala su damlatıyor. Ve çalışırken çok ses çıkartıyor. Yani biz bu Türk kahve makinelerinin sessizliğine alışmışken bu har 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 diye ses çıkartıyor. Bakalım hep böyle mi olacak? Şimdi ilk kapsülümüzü beraber seçelim. Şu kırmızıyı seçmek istemiyorum. Bu sefer şu gold olanı seçmek istiyorum. Şunu seçtim. Bunu beraber deneyelim. Al işte.
İyi ki gitti. Bunu çok seviyorum. Şimdi beraber içeceğiz bunu. Evet, hep beraber kahve makinamı aldık, beraber kurduk ve beraber deneyimliyoruz. Çok güzel. Yani bir kahve Ayşe olarak bu bana çok iyi geldi. Şimdi eşime tattırmayı ekliyorum. Geldim. Kahveyi çok beğendi. Kendime başka bir tane yapacağım. Şimdi şunlardan gold olanı almıştım. Şimdi de ya da şu üçü de senle. Nedenini bilmiyorum. Hiç araştırmadım kapsülleri. Ama şu üç neden de senle merak ettim. Şu maviyi denemek istiyorum. Şunu deneyeceğim. Tamam. Şimdi bunu açınca bu aşağıya düştü. Şunu da çıkar. Bunda ne kadar gelecek boyutu ya? Ben hepsinin boyutunu çok merak ediyorum. Bu sığmadı. O zaman şunu çıkartayım. Bayıldım şu an. Hemen şunu eklemem gerekiyor. Şuraya damlamasın. Son damlanı at. Hop. Geldi. Çok güzel. Hatta kahvemizi içerken şuradan bir çikolata alalım. Şuradan yiyelim ya. Ben şu çilekliği çok seviyorum. Kahvemizi alırken H&M'den alışveriş yapmıştım ama onu göstermeyeceğim. Elbise aldım. Şuradan Kahve Dünyası'ndan aldığım kahveleri şunun içine atmıştım. Bir avuç almıştım. Saymadım hiç kaç tane diye. Tamamdır. O burada kalsın. Bunlar benim en sevdiğim kahve. Şimdi bunları da yarısını eve bırakacağım. Yarısını okula götüreceğim. Şurada az kalmıştı benimkiler. Herkese tekrardan merhaba. Bugün kahve makinesini almamın 10. günü ve kahve makinesini hiç beğenmedik. Hazır İremler bize gelmişken iade etmeye gidiyoruz. Dışarı çıkmışken şunu daha 101'den almıştım. İade edeceğiz. Bir de şurada bir kupon almıştım BİM'den. Onu da iade edeceğiz. Bakalım inşallah iade alırlar. Şimdi Media Market'ten çıktık. Direkt iade almadılar ama servise göndereceklermiş. Yani hem su akıtıyor kahveden sonra hem o kadar gürültülü çalışıyor ki yani elim kadar makine ama çok fazla gürültülü çalışıyor. Bir de çok az kahve veriyor. Yani hiç memnun kalmadım ben. Umarım iade alırlar. Eğer iade alırlarsa bunun sütlüsünden almayı düşünüyorum. Bakalım 15 gün süremiz varmış, onu bekleyeceğiz. Şimdi de bir BİM'e gideceğiz. Bir A101'e gideceğiz. Tekrardan iadelerimiz var. Bunları da iade edip eve gideceğiz. Erkekler de tavla oynuyorlar. Bize evde tavla oynayarak bekliyorlarmış. Bize katılmadılar. Evet, bu vlogumun da sonuna geldik. Beraber kahve makinamızı seçtik, deneyimledik. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.